Selam arkadaşlar. Bugünkü videomuz da Amerika'ya gelip ilk başta yapmayacağınız 5 altın kuralı size anlatmaya çalışacağım. Kameraman arkadaşım Ali ile beraber. Şimdi bakalım ilk ne yazmışız? İlk arkadaşlar, bizim Türkler nedense çok BMW hastası. Buraya gelip işte 6 ay, 7 ay, 8 ay neyse öyle bir çalışma yaptıktan sonra BMW ya da Alman arabası alıyorlar. Arkadaşlar bu BMW ve Alman arabalarının tamir olayı çok pahalı. Yani gerçekten arkadaşlar alıyor arabayı, ondan sonra videolar çekiyorlar. Böyle bir araba aldık, şöyle bir araba aldım. Bu BMW işte Türkiye'de bilmem kaç para, burada bu para. Ondan sonra bir bakıyorsun 3-5 ay sonra o arabayı satmak zorunda kalmış. Çünkü tamir olayı çok pahalı. İkincisi de ev arkadaşı ya da ev tutma. Ev tutmayı ilk başta size arkadaş kalabileceğiniz evlerle ilgili olacak. Yani tek başına tutmasanız daha iyi olur. Bir ev arkadaşınız ya da iki ev arkadaşınız olursa o zaman kiranız daha ucuz olur ve para biriktirebilirsiniz. Üçüncüsü de Ali şehir seçimi. Şehir seçimi genellikle bizim Türk arkadaşlar New York ve New Jersey gibi yerlerde kalıyorlar. O taraflarda fazla kalmamanızı tavsiye ederim. Ben de New Jersey ve New York'ta kalmıştım ilk geldiğim seneler. Orada hayat gerçekten gereksiz pahalı. Bir de yani Türkiye gibi bir hayat yaşıyorsunuz. Dil öğrenme açısından da zor. Yani yapacağınız işlerde genellikle Türklerin yaptığı işlerle ilgili olur. Daha küçük şehirlere giderseniz orada daha uygun ve daha ucuz olacağı için sizin için ilk başlarda çok iyi olur. Dördüncü de Ali iş seçeneği dedik. Yani Türkiye'de arkadaşımız geliyor mesela diyelim doktor ama ilk başta burada doktorluk yapamıyorsun ya da mühendis yapamıyorsun. Belli bir işlerden geçmek zorunda kalabiliyorsun. O farklı. Ama Türkiye'de aşçıysan burada geldiğin zaman mecburen aşçılık yapacaksın. Ya da inşaatçıysan inşaatçılık yapacaksın. Ben iş ile ilgili tavsiye edeceğim şey yani bir yerde sabit durmanız. Yani başka yer size 50-100 dolar fazla verip oradan çıkıp diğer yere, oradan çıkıp diğer yere ve ondan sonra ne oluyor? Ya zamanla iş bulamıyorsun. Yani çünkü o herkes birbirini tanıyor. Yani sorar adam sana. Yani İstanbul'da çalıştın niye çıktın? Ya da filan yerde çalıştın niye çıktın? Zamanla o da kötü yansır size. Beşinci de sosyal medya. Yani sosyal medyayı hep söylüyoruz öyle değil mi Ali'cim? Senin de 6-7 ayın oldu Amerika'da. Oldu abi. Sosyal medyayla gördüklerin ve buradaki çok farklı abi. Çok farklı. Çok İşte farklı. Bunu hep anlatmaya çalışıyoruz. Yani sosyal medyada göreceğiniz şeylere fazla inanmayın. Yani orada bu saat ücreti, şu saat ücreti, yok bir saat çalıştım 200 dolar. Bu bize de denk geliyor. Ya da bir gün çalıştım 1000 dolar yaptım. Öyle bir para var mı Ali'cim? Yok abi nerede? Yani sosyal medyaya fazla inanmayın ve gelir gelmez de YouTuber olmayın arkadaşlar. Yani gelen herkes eline bir telefon almış YouTuber. Yani YouTuberlukla olmuyor hayat. Yani bu bizimki YouTuber değiliz. Öyle can sıkıntısında. Hobi. Bir de hobi ya. Aynen de öyle. Ve arkadaşlara gerçek bilgileri sunmaya çalışıyoruz. Yani çünkü gelirseniz ondan sonra hayal kırıklığı yaşarsınız. Bunu söyleyeyim size. Yok bir ay çalıştım araba aldım. Öyle bir hayat yok. Ali kaç aydır buradasın? 7 aydır buradasın. Yeni araba aldın. Aynen daha yeni. Ama taksitle aldın. Tabii canım. Bir de arkadaşından aldın. Aynen. Arabayı kaç almıştın? 15. 15 ama aylık ödeyeceksin evet. Yani. Böyle o da senin Türkiye'den arkadaşın olduğu için öyle verdi sana. Yani bir de ev arkadaşın. Başkası evet. Verir mi sana o şartlarda? Yok. Yok. Hayatta vermez. 15 bin doları da yani 6 ay 7 ayda biriktiremezsin. Çünkü senin giderlerin var, ev kiran var, oyun var, boyun var. Kalemi yapmayalım arkadaşlar şikayet ediyor, ses yapıyor diye. Yani umarım videolarımızı beğenirsiniz ve size de yani faydalı olur. Çünkü son zamanda çok gelen Türk arkadaşlar var. Ve Ali sen de görüyorsun yani sosyal medyada bize ulaşıyorlar. Yani abi işte biz böyle bilmiyorduk Türk Amerika'yı. Geri giden dönem bile çok oluyor. Yani geliyor burada, adam pişman oluyor geri dönüyor. Yani burada da bir şey var yani standart var.
Yani bu standartı geçemezsiniz. Yani geçen videomuzu çektik. Yani inşaat. Yani ustaysan 20-25 dolar saat ücreti alıyor yani adam. Yani şimdi adam geliyor, diyorsun ki işte bu fiyat, abi az değil mi? Az değil arkadaşım yani. Bu paraları, bu bütçeyi Türk lirasına çevirip de şey yapmasınlar. Çok kişi var öyle, hani 25 dolar, 25 doları Türk lirasına çeviriyor, o diyor, çok yüksek. Öyle düşünmesin kimse. Burada ona göre şey var, standartlar yani. Dolar harcıyorsunuz burada arkadaşlar. Dolar harcıyorsun yani. Ev kirası vermen lazım. Araban varsa arabanın kaskosu. Burada biliyorsun kaskosuz binemezsin. Polis yakaladığı zaman önce onu söylüyor. 6 aylık kaç para verirdin kaskoya? 1400. 1400 dolar 6 ay. Yani sana 200 dolara mı geldi? Aynen. Aylık 200 dolar arabanın sigortası var. Yani kasko, Türkiye'deki aynen. Kasko, sigortanın bir üstü yani. O olmadan binemezsin. Benzin alacaksın, şu alacaksın, sigara içiyorsan, yemek. Hadi restoranda çalışıyorsun, yemek masrafın yok. Aynen. Gerçi büyük bir avantaj yani. Çok büyük avantaj. Günde nereden baksan 20 dolardan haftada 140 dolar mı yapıyor? 20 dolar yersen ya 20 dolara da doyar mısın? Yani. Yani evde bir de yersen. Günde. Yani zor. Yani bugün bir McDonald's'ın şeyi olmuş artık, hamburgeri menüsü olmuş 10-12 dolar. Yani o da biz de doymuyoruz yani Türk milleti olarak. Maşallah alışmışız 2-3 yemek, çeşitli yemek. Yani anlatmak istediğimiz şeyleri umarım biraz dikkate alırsınız. Çünkü dediğim gibi çok gelen Türk var. Yani bu sınırdan aşırı geliyor ve umutsuzlar. Yani bizden çok her gün iş isteyen oluyor. Yani yardımcı olmaya çalışıyoruz ama bizim de imkanlarımız sınırlı. Öyle herkese iş verecek durumda değiliz. Umarım beğenirsiniz videomu. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Lütfen şimdiden hepinize teşekkürler.